Soğuk bir şeyler yapayım mı sana? Ben getireyim sana. Ne istiyorsun? Limonata. Keti, o tuşlar yok mu? Onlar yukarıda temizlik yapıyorlar. Siz ne istediniz? Ben yardımcı olayım. Nasılsın? Peki değilim Mehmet Bey. Ne oldu? Alanur Hanım bana en zor zamanında ablalık yaptı. Evi açtı. Sen de ona bir şey olacak diye korkuyorsun. Siz de mi biliyorsunuz? Maalesef. Ölmesini istemiyorum. Benim kocam öldü. Şimdi de ablamı, hanımımı kaybetmek istemiyorum. Keti, Alanur Hanım'a hiçbir şey olmayacak. O ne zorluklarla tek başına mücadele etmiş bir kadın. Tek başına. Şimdi babam da yanında. İyileşecek ve buraya tekrar gelecek. Sen merak etme. İnşallah Mehmet Bey. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Artık burası senin de evin. Teşekkür ederim. Keti, Aslı'nın canı limonata istemiş. Şöyle güzel bir limonata yapabilir misin? Naneli. Tabii ki yaparım Mehmet. Hadi sıkma sen de canını. Gel. Nasılsın? Sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama hemen hayır deme, tamam mı? Önce bir söyle bakalım. Ben biraz düşündüm. Okuldaki hocalarımla da konuştum. Abi ben bir karar verdim. Üniversiteyi yurt dışında okumak istiyorsun. Sen nereden? Aslı. Tabii. Çok güzel düşünmüşsün abiciğim. Ama bir şartla. Sık sık geleceksin. Ya abi tabii ki ben özlerim zaten sizi. Gelmez miyim? Aslı nerede? Yaş saatim geliyor ya. Yemeklere bakmaya gitti. Abi. Hı. Aslı'nın annesi Alanur Hanım nasıl? Ama gerçekten nasıl? Sen nereden biliyorsun? Ben sizi Keti ile konuşurken duydum. Yine Aslı'nın haberi yok. Biliyorum, biliyorum abi. Ama ben Selçuk abime söyledim. Ama merak etme, ben tebihledim. Kimseye söylemeyecek. İyi yapmışsın. Babamın neden gittiğini bilmeye onun da hakkı var. Peki ne zaman ameliyat olacak? 2 gün sonra. Abi iyi olacak mı Alanur Hanım? Ya Alanur Hanım ameliyat olsun. İyileşsin. Her şey yoluna girsin. O zaman biz de iyi olacağız. Derken? Aslı. Mehmet, annemin neyi var? Mehmet çıldırtmasana beni, söylesene ne oluyor? Mehmet ne oluyor anneme?
Beyninde bir kitle varmış. Küçük bir tümör. Nasıl? Ben nasıl anlamadım? Benim niye haberim yok? Siz üzülmeyin diye söylememiş. Kimsenin haberi yoktu. Bir Keti biliyordu. Babam da ondan öğrenmiş. Peki benim annemi aramam lazım. Aslı, dur lütfen. Bak 2 gün var zaten ameliyata. Bir geçsin şu ameliyat. Bana neden söylemedin bunu? Ya benim annem orada bir şeyle mücadele ediyor ve ben buradayım, yanında değilim, yanında olamıyorum. Tümör var beyninde diyorsun, ameliyat diyorsunuz. Benim burada ne işim var Mehmet? Benim annemin yanında olmam gerekirdi. Aslı yapma. Ben seni kaybetmenin ucundan daha yeni dönmüşken... annemi kaybetmeye göz alamam. Size bir şey diyeceğim. İyi ki benim kızlarımsınız. Başkasının çocuğu olsaydınız çok kıskanırdım. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, sizi çok seviyorum ben. Siz benim güneşimsiniz, her şeyimsiniz. Hayır hayatım. Bugün her şeyi konuşacağız. Tam konuşuyorduk, o talihsiz olay yüzünden yarım kaldı. Ama bu bizi yıldıramaz, konuşmaya devam edeceğiz. Hayat çok kısa. Hiçbir şeyi ertelemiyoruz artık. Başlıyorum. Kavgacıyım, evet. Huzursuzluk yaparım, evet. Sinirliyim, evet. Takıntılı biriyim, evet. Size yalan söyledim, evet. Sabah programlarındaki ailelere benziyoruz, evet. Ama sizi çok seviyorum. O yüzden her şey olur, her şey geçer. Hadi bakalım. Benim değer verdiğim şeyler başka. Mesela siz. Mesela aşk. Benim umurumda olan şey hissettiklerim, deneyimlerim, kahkahalarım. Ben bunlara değer veriyorum. Ve ben burada olduğum sürece... kahkaham hep benimle olacak. Ama eğer bir gün... ben buradan gidersem... mesela burada olmazsam... bana bir şey olursa... o zaman... kahkaham sizinle kalacak. Sevgilim. Ağlama ne olur. Aslı. Bana kızmakta çok haklısın. Belki annene babama da kızıyorsun, yine haklısın. Ama annenin kendine göre haklı sebepleri var hayatım. Bir düşünsene şimdiye kadar birbirimizden neler sakladık. Değil mi? Üste çıkmaya çalışmıyorum Mehmet. Üste çıkmaya çalışmıyorum Aslı. Gerçekleri söylüyorum. Birbirimizden sakladığımız bunca şey başımıza bir işler açtı bize. Annemle babamın bizden sakladıkları, annenin senden ve besteden sakladıkları. Ama sorsan herkes birbirini korumak için yaptı bunları. Hayatım, annem şimdi zor bir kararın eşiğinde. Bu kadar zor bir durumla savaşırken ona kızma. Sana söyleyeceğim tek şey bu. Sizi düşündüğü için gitti. Güçlenip geri gelmek için gitti.
Güzel sevgilim. Onlar çok zor bir şey buldular. Kaybettikleri aşklarını yeniden kazandılar. Ben hastanedeyken... sana olan aşkım beni hayatta tuttu. Şimdi onlar da eline her şeyin üstünden gelecekler. Bak göreceksin. Ziya bu annem için gitti. Evet sevgilim. İnsan sevdiği için her şey yapar. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam sevgilim.